aşure yapıyorum. Malum aşure ayı olduğu için ben de bir aşure yapayım dedim. Geçen sene ben aşure bir tencerede yapmıştım. Çok zorlanmıştım. O yüzden bu sene iki tencerede yapacağım aşurelerimi. Ben yarı yarıya paylaştırıyorum malzemelerimi. 3 bardak buğdaydan yapıyorum aşuremi. 3 bardak buğdaydan yaptığım için 1,5 bardak buğdayımı buraya koydum. 1,5 bardağımı da buğdayımı da buraya koydum. Bir gece öncesinden buğdayımı suda beklettim. Şimdi buğdayımı güzelce yıkadım. Tencereme koydum. Üzerine azıcık da su koydum. Sarı suyu gitsin diye bir 10 dakika falan kaynatacağım. 10 dakika kaynattıktan sonra sarı suyu çıkacak. O sarı suyunu süzeceğim buğdayımın. Daha sonra tekrardan su koyup buğdayımı pişene kadar haşlayacağım. 1 su bardağı fasulyemi de geceden yine suda beklettim. Kalktığım zaman suya koydum. Fasulyelerimi de haşladım. Fasulyelerim de pişti. Hazırda bekletiyorum şu anda. Buğdaylarım piştikten sonra aşuremi yapmaya başlayacağım. Şimdi buğdaylarımı koydum. Haşlandı. Buğdaylarım haşlandıktan sonra 1,5 su bardağı nohutumu ekliyorum. Bu tencereme 1,5 su bardağı buğdayla yaptığım tencereme. Diğer tencereme de yine 1,5 bardak nohutumu ekliyorum. Yine şimdi 1,5 su bardağı fasulyem var. Fasulyemi de ekliyorum. Diğer tencereme de 1,5 su bardağı fasulyem var. Onu da ekliyorum. 100 gram kayısım var. 10 dakika sıcak suda beklettim. 10 dakika sıcak suda beklettikten sonra süzdüm. Şimdi onları da ekliyorum. Diğer tencereme de kayısılarımı ekliyorum. Yine 10 dakika sıcak suda beklettiğim 100 gram kuru üzümüm var. Onu da ekliyorum. Diğer tencereme de 100 gram kuru üzümüm var. 10 dakika sıcak suda beklettim. Onları da ekliyorum. Şimdi bu malzemelerimin 15 dakika kaynamasını bekliyorum. İsterseniz sıcak su da ekleyebilirsiniz üzerine. Bu tencereme sıcak su koymaya pek fazla gerek yok ama şu tenceremde biraz daha su az. Bu tencereme su ekleyeceğim ben birazcık daha. Malzemelerimiz 15 dakika kaynadıktan sonra bir su bardağı şeker ekliyorum. Bir su bardağı daha ekleyeceğim şeker. Şekerimizi de ekledikten sonra 15 dakika kadar kaynamasını bekliyoruz. Şeker miktarını siz isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Yalnız şekerin tadına aşure soğukken bakarsanız şekerli mi şekersiz mi hani daha iyi anlayabilirsiniz. Burada 1 su bardağı fındığım var. Yarım su bardağı fındığımı bu tencereme ekliyorum. Kalan diğer yarısını da diğer tencereme ekliyorum. Şimdi bırakıyorum 15 dakika daha şekeriyle özdeşmesini.